Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir klasik giriş yapmak isterdim ama bunun hakkında giriş yapmayacağım. Sizlere yurt dışına nasıl çıkabileceğinizi, hayatınızı nasıl kurtarabileceğinizi söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki şimdi hayatını nasıl kurtarabilirsiniz, işte hayatını sen nasıl kurtardın? Ben hayatımı kurtarmadım arkadaşlar. Yani yurt dışına çıkmak hayatınızı kurtarmak değildir. Nedir biliyor musunuz? Bak şöyle bir çizgi olduğunu düşünün, tamam mı? Bakın şöyle bir çizgi olduğunu düşünün. Siz Türkiye'de buradasınız. Eğer tabii ki yani çok zengin bir yerde gelmiyorsanız. Zaten şu olsanız bunu izlemezsiniz. Hepimizin durumu aynı diyebilirim neredeyse. O yüzden bu videoyu izlediğinizi varsayıyorum. Şöyle ince bir çizgidesiniz, tamam mı? Siz buradasınız arkadaşlar. Avustralya'daki insanlar, hani yeni doğan insanlar buradan falan başlıyor. Siz buradasınız. Yurt dışına çıktığınızda siz bu çizgiye geliyorsunuz. Yani sıfırdasınız. Normal bir insan gibi olmaya başlıyorsunuz ama siz buradasınız. Şimdi size nasıl buraya gelebileceğini söyleyeceğim. Ama şunu unutmayın. Yurt dışına gitmek hayatını kurtarmaktır. Bir yandan da hayatını kurtarmak değildir. Bunun iki şeysi var. Birincisi, eğer yurt dışına borçlu bir şekilde çıkıyorsanız, bakın borçlu bir şekilde ben gibi, ilk bir yılınız, 6 ayınız, 3 ayınız Türkiye'den daha kötü bir durumda olacak. Çünkü hele bir de dil okuluyla geliyorsanız yurt dışına, sabah okul akşam iş, sabah okul akşam iş, iş bulamıyorsanız daha da kötü sürüneceksiniz ben gibi. Yani yurt dışına çıkmak hem hayatını kurtarmak hem de hayatını kurtarmak demek değildir. Benim için nedir bu? Ben şu an borçlarımı ödüyorum. Ben şu an Türkiye'den daha kötü durumdayım. Ama eğer borcum olmasa ben çok daha iyiye gideceğim. Mesela bu elimdeki kamerayı ben burada bir haftada aldım. Bakın hepimiz bir insanız değil mi? Ben bu kamerayı bir haftada aldım. Türkiye'de ben bu kamerayı almak istesem, YouTube yatırımı yapmak istesem ben 2 ayımı bu kameraya vermek zorundayım. 2 ayımı. Çok saçma. Ya şimdi şöyle bir şey var işte. Türkiye'den gittim, yurt dışına gittim. Bir ayda araba aldım, 2 ayda araba aldım. Bu gibi aptallar yüzünden kim olduğunu anlamışsınızdır işte. Adamlar Almanya'da 2 ayda araba aldım. Amerika'da bilmem şunu yaptım, bunu yaptım. Bak benim kendim de çok sevdiğim insanlar var Amerika'da ama bunu çok kötü kullanan insanlar da var. Şimdi size bunu açıklayacağım. Neyse konumuzdan sapmayalım. Biliniz arkadaşlar, yurt dışına çıkmak için ben paranız olmadığını varsayıyorum. Nasıl çıkabileceğinizi söyleyeceğim, tamam mı? Bakın beni çok iyi dinleyin. Birincisi, üniversite okuyorsanız bir düşünün. 4 yılınızı kaybedeceksiniz. 4 yılınızı kaybedeceksiniz. Ama tıp falan okuyorsanız devam edebilirsiniz. Ama atıyorum gidip de hani bilmem uluslararası ilişkiler, ilişkiler okuyorsanız 4 yılınızı, 5 yılınızı kaybedeceksiniz. Bu bir gerçek. Şimdi sizi 20 yaşınızda olduğunuzu varsayıyorum. 22 de olabilirsiniz, 25 de olabilirsiniz. Ben bunu 21 yaşımda yaptım. Şu an 21 yaşındayım. Ben ne yaptım arkadaşlar? Otellere girdim, çalıştım. Zaten ben üniversite okuyordum 2 yıllık. Ama ben güzel bir yerde okudum. Önce ben zaten Türkiye'den yerimi değiştirdim. Ben hani Kastamonu'dan gittim Kuşadası'na, Fethiye'ye, ne yaptım? Daha güzel yerlere gittim. Yabancıların olduğu yerlere gittim. Çünkü ben yabancıları seviyorum arkadaşlar. Onlar insan gibi yaşıyor. Biz hani bizim kendimize bir faydamız yok. O yüzden pek şey yapmadım. Önce ben Türkiye'den konumumu değiştirdim. Sonra ülkemi değiştirdim. Birincisi, gidiyorsunuz arkadaşlar, otellerde iş buluyorsunuz. Ege'ye gidiyorsunuz. Nerede olabilir işte bu? Fethiye'de olabilir, Antalya'da olabilir. Atıyorum nerede olabilir başka? Nerede oteller var başka? Antalya, Fethiye, bilmem nere, şura bura. Otellerin olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Çalışıyorsunuz. Ne iş varsa yapıyorsunuz. Garsonluk, barmenlik. Bu arada barmenliğinizi geliştirin arkadaşlar. Barmen olmaya bakın. Onu ben size söyleyeyim. Çünkü burada da iş bulabilirsiniz yurt dışında. Gittiniz, çalıştınız arkadaşlar. Şimdi yurt dışında çalıştığınızda şey yapıyorsunuz. Lojmanlarda kalıyorsunuz. Para ödemiyorsunuz kaldığınız yere. Aynı şekilde otelde kaldığınız için yemeğe de para ödemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tüm gelen para cebinize gidiyor. Bakın ben borçsuz bir şekilde anlatıyorum. Borcunuz olduğunu falan saymıyorum. Diyeceksiniz ki şimdi işte araba şuydu buydu, ben dünyayı gezerek zaman kaybedemem. Böyle düşünüyorsan bu video sana göre değil. Videoyu kapat dostum. Ne yaptın? Ardahan'daydın, Muş'taydın, bilmem neredeydin. Gittin Ege'de otelde iş buldun. Çalışıyorsun şu an. Lojmanda kalıyorsun. Para biriktiriyorsun. Aylık asgari ücret aldığını varsayıyorum. Ki otelde çalışırsan zaten asgari ücretin bir tık üstü alıyorsun. Her gelen parayı biriktiriyorsun, cebe atıyorsun. 10 bin, 15 bin, 20 bin. Zaten oteller Nisan'da, Mart'ta açılıyor, Kasım'da kapanıyor. Bu süre zarfında paranı biriktiriyorsun dostum. Hiç para bir şekilde harcamıyorsun. Bu şekilde paranı biriktiriyorsun. Ne yaptın? Bu süreci 3 yıl boyunca yaptın. Ne yaptın? 2021'de, 2024 oldu lan gerçi. 2024'te başladığını sayıyorum. 2024 şu an Ocak'tayız. Mart'ta gittin bir iş buldun. Kasım'a kadar çalıştın. Ne yaptın? Cebine attın. Yani en az bir 3000
4000 dolar atarsın kenara. Attın. Kışın ne yaptın sana kalmış. İster tekrar bir iş bul, çalış, bilmem ne falan filan. Neyse bunu kapattın, tamam mı? Kışın oldu, başka bir işlerde işini buldun, şey yaptın. Eğer otelde iyiysen seni zaten tekrar otele çağırırlar. Tekrar çağrıldığın otele 2025 Mart. Başladığın Kasım'a kadar 3-4 bin dolar daha attın kenara. Hiç para harcamadığını sayıyorum. Ne yaptın? 2025 oldu. Yine aynı şekil kışın aynısını devam ettirdin. 2026 tekrar 3-4 bin kenara at. 2026'dayız. Kasım'dayız 2026. Ne yaptın? Senin 10 bin Amerikan doları paran var. Eğer gerçekten iyi tutmuşsan belki daha fazladır. Bu 10 bin dolarla arkadaşlar, dünyayı gezmek istemiyorum, ben sadece yine iş hayatında olmak istiyorum derseniz gidip hani yurt dışı programlarına katılabilirsiniz. Exchange, bir sürü program var. Parasını verip alıyorsun. Ama ben sizi daha güzel bir yöntem söyleyeceğim. Ama kesin bir yöntem değil. Ben şu an hala o yöntemin içerisindeyim. Dünyayı gezin arkadaşlar. Bu 10 bin dolarla dünyayı gezin. Gidin hostellerde kalın. Otostop yapın. Bir de bir kamera alın, sosyal medya yapın. Belki sosyal medyadan yürüyebilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlar var ya, çok insanla tanışacaksınız. Karşınıza çok fazla fırsat çıkacak. Belki atıyorum bir kızla tanışacaksınız. Hani kızlar için bir erkekle tanışacaksınız. Hani ama bu tekrardan hani evlenip pasaport almak için falan değil. Zaten böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu güzel bir şey değil. Bir sürü fırsat çıkacak karşınıza dünyayı gezerken. Belki sizi çok sevecek bir adam diyecek ya, gel diyecek hani benim çiftliğimde çalış, benim barmenliğimi yap, şu bu. Tabii ki buna şey bel bağlamamak lazım ama demek istediğim şey şu. Dünyayı gezerken arkadaşlar bir sürü fırsat çıkıyor karşınıza. Bakın ben yola çıkarken Avustralya'ya geleceğimi bile düşünmüyordum. Ben Amerika'ya gideceğimi düşünüyordum. Ama Amerika bana ne yaptı? Vize vermedi. Anladınız mı? Avustralya'da kesin değildi. Çıktı geldi, buradayız. Benim hala bir garantim yok. Ama ben şunun farkındayım. Ben yurt dışında olduğumda mutluyum arkadaşlar. Sizler de öyle. Ya Türkiye'de bak, benim Tayland'da tanıştığım bir arkadaşım vardı. Amerikalı, tamam mı? Gerçekten çok sevdiğim bir dostumdur kendisi. Geçen de Türkiye'ye gitti. Hala dünya turunda. Oğlum diyor, bu nasıl bir şehir diyor ya. İnsanlar agresif, üzgün, herkes üzgün, mutsuz, birbirine küfür ediyor. Ulan dedi, sen diyor nasıl yaşıyorsun burada diyor. Oğlum çocuk güler yüzlüydü. Türkiye'ye gitti yani, böyle adamı kazıklamaya başlamışlar hala yükünden. Oğlum bizim ülke ne hale geldi lan. O yüzden yurt dışına gitmek aslında insan olmak demektir. Yani insanlığı yaşamak demektir. İnşallah Türkiye'de düzelir. Ama durum gerçekten çok kötü şu an. Ya bunu şimdi işte şey diyebilirler, çok iyi falan filan. Bunu parası olan adam der. Ben yine bu sıfırdan bir gerçek bir Anadolu genci gibi söylüyorum arkadaşlar sizlere. Gidin otellerde çalışın. Veya başka bir yerde çalışın. Ben niye otel diyorum? Çünkü İngilizcenizi geliştirirsiniz. Yabancılarla tanışırsınız. Başka ne yaparsınız? Para biriktirirsiniz. Otellerde kaldığınız için, lojmanlarda kaldığınız için para biriktirirsiniz. Yemeğinizi gideriniz olmaz. Dünya turuna çıkarken cebinizde para olur. Bunu yapın arkadaşlar. Bakın ben Türkiye'deyken o kadar gitmenin yöntemini aradım ki. Yani ben şu an geldim hala borç ödüyorum. Bakın buraya geldim, Avustralya'ya bisikletim çalındı. Evsiz kaldım. Ben hala bu şeyin içerisindeyim. Evet geldi karşıma. Selam verdi gitti. Ben hala bu yöntemin içerisindeyim. Ben ama şunun farkındayım. Ben insanım burada Avustralya'da. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hani yurt dışında yani mesela bir ay boyunca Christmas döneminde hani diyorsunuz ya işte yabancıların bayramı falan. Bu Christmas döneminde arkadaşlar devlet o kadar çok yardım yaptı ki insanlara. Yani Türkiye'nin 10 yılda yaptığını Avustralya bir ayda yaptı diyebilirim ben sizlere. O yüzden bence yurt dışına gitmek bir çözümdür. Aynı zamanda çözüm değildir. Eğer gideceğiniz yerde tanıdığınız yoksa, şeyiniz yoksa, yani parasız geliyorsanız yurt dışına beter yıl olursunuz. O yüzden diyorum ki herhangi bir yere gidecekseniz paranız olsun. Ama işte ben diyorum ki Amerika'ya gitmek çözümdür, budur. Yani arkadaşlar dünyanın en güzel şeyi dünyayı gezmek. Dünyayı gezerken online para kazanmak. Ben kazanmıyorum. Yani denemedim ama kazanmıyorum. Keşke yapabilsem. Ama tabii ki dünyayı gezmekte sürekli gezemezsiniz. 30 yaşından sonra aile kurmanız gerekir, şey gerekir. Düzenli bir hayat ararsınız. Ama eğer gençseniz dünyayı gezmeniz lazım. Yani ben dünyayı gezerken o kadar çok fazla insanla tanıştım ki hani adamlar 45 yaşında, 40 yaşında her şeyini bırakıp dünya turuna çıkmış. Yani benim de size tavsiyem, gidin kendinizi geliştirin, paranızı biriktirin, dünya turuna çıkın.
Diyeceksiniz işte ev alma, araba alma. Zaten Türkiye'de alamıyorsunuz ki arkadaşlar. Neyin kafası? Gidin çalışın. Anladınız mı? Gidin otellerde çalışın. Dünyayı gezin. Bunu yaparsanız bence hayatınız da çok daha güzel olacak. Çünkü ya ben Avustralya'da olmama rağmen gezmeyi özledim. Gerçekten. Ama Avustralya benim için, çocuğum için, ilerideki eşim için çok güzel bir ülke yaşamak için. Bakalım ben hala bu sürecin içerisindeyim. Umarım sizler de hayatınızı değiştirirsiniz. Her şey gönlünüzce olur dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğimi unutmayın. Bu arada videoda beğenip yorum atarsanız, canlısınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.